Efendim herkese merhabalar. Basketbol sanatı ve adamın Gol diyor TV ortak yayını olan Euroleague gurmelerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Tamı tamına efendim 10. bölüm. 10. bölümün dostum bir özel adı var mı? Galya gibi bir şey gibi biliyor musun? Dalya yüzde deniyor değil mi? Yüzde yüzde dalya oluyor. Aynen aynen. Onun, onun neyi var? Yani çok erken onun, onun olduğu için o, herhalde bir onun şey Onun arabası var. var. Onun başka bir şey yok. Onun arabası var. Alex de Souza'sı var. Hacısı var diyelim. E, dostum hoş geldin. Euroleague kurmelerinin 10. bölümü. E, güzel bir hafta bizi bekliyor. Tek maç haftası. Fixture'de enteresan maçlar var. Seninle e, maçları biraz adam almacı gibi bölüştük. Ve güzel bir şekilde yorumlayacağız inşallah diye. Umuyorum. E, geçen hafta senin kanalda adamın Gold Your TV üzerinde yaptığımız e, yayında iyi bir netice elde etmiştik diye hatırlıyorum. Ama e, iyi bir neticeye rağmen çok da yorum gelmedi. Yine de sağlık olsun diyerek e, dostum hoş geldin diyorum ve topu sana atıyorum. Hoş bulduk Kendim abi ee, alıştığımız bir şey zaten artık şaşırmıyoruz maalesef yani neler neler görüyoruz ben de ikidir yüksek yüksek kendi yayınlarımda da oranlar yakalıyorum ama e, hani tebrik sayısı şimdi bir elin parmaklarını geçmiyor ama değil mi ilk kötü gidişimizde o hemen yani Hacı kaç tane vuruyor ben bir tane yani, vuruyorum o hemen biz oo. bir defa bilemedik. Oo buradan ünlü düşünür. Hasan Şaş'a da sevgilerimizi gönderelim. Hasan Hoca da e, bu Euroleague programımızın yakından takipçisiymiş. E, tabii oğlu şöyle, oğlu özellikle çok e, Euroleague hastasıymış. Evet. Oğlu ve hastasıyla tanıştık zaten Hasan Hoca'yla da. Kendisine selamlar. Ne kanatta ama ya zamanda değil mi Hasan Şaş? Vallahi onun en büyük hatası biliyorsun. E, Saçını dünya... Olduğu... <laughs> o da o da hatalarından Aslında biri ama. Saçı işte, vurdu mu? ayrı bir oynardı yani hani sajetede vurduktan hemen bir sonraki maçta acayip abi dünya kupası Aynen. sonrası Liverpool'a biliyorsun imza atmıyor. Aynen. orada sayıda maaş maaş daha fazla maaş alarak kalıyor. o bir Avrupa yapsaydı çok farklı bir oyuncu olabilirdi. Yani o, o da biraz çağın ötesinde bir oyuncuydu hakikaten. kesinlikle çok farklı meziyetlere sahip bir kanat oyuncusuydu ve yani o küçükken bile ıı, yani tabii ki daha işte futbol melekelerimin daha kafada yeni yeni oturmaya başladığı zamanlar ama onun çok özel bir oyuncu olduğunu anlayabiliyordum sahada izlerken. Ee, diyerek bir giriş yapmış olduk. Ee, buradan da bir selam e, yollayalım tekrardan. Ee, dostum hazır mısın bu haftaya? Güzel bir hafta bizi bekliyor sanki. Ya ben bu hafta açık konuşayım. Dersime çok iyi çalışmadım. Ya yani çalışamadım daha doğrusu. Aynen. Çok, çok... Sebebini de söylemek ister misin peki? <laughs> Sebebi yoğunluk abi. Bizim sebebimiz başka ne olabilir? Peki, yoğunluk yoğunluk yok. Olsun. <laughs> ne ima etmeye çalışıyorsun kardeşim? Açık açık söyle burada. Açık estağfurullah, açık. estağfurullah. Ya, tabii ki dostum şu anda şaka yapıyor. Dersine iyi de çalıştı. Ee, güzel bir bülten bizi bekliyor. Biraz tabii zorlayıcı maçlar var. Ee, El Clasico var. Barcelona-Real Madrid var. Fenerbahçe-Milano maçımız var. Ee, efes asfeld asmanda sahaya çıkacak. Ee, tek maç haftası zaten bildiğiniz gibi. E, şöyle bir duyuru yapayım ben giriş yaparken hazır madem e, tabi videomuzu ilk kez izliyor olma ihtimaliniz var ben e, şu an basketbol sanatı adlı kanalım sahibiyim CEO'suyum CEO'suyum e, Değerli dostum Mutlu ise Adamın Golliyor TV'den e, TV'de daha doğrusu şaheserler yaratmaya devam eden bir arkadaşım dostum e, onu da takip etmenizi öneririm keza benim kanalımla birlikte e, Eurolik Gurmeleri adlı bir şu anda izlemekte olunuz. içeriğimiz, serimiz var. E, Euroleague bültenini her hafta yoğun yorumlamaya çalışıyoruz yoğun olsak bile. E, lütfen işte videoyu izliyorsanız eğer hem Adamın Golyo TV'ye abone olun, hem buraya like'ınızı bırakın, yorumunuzu bırakın, e, beğeninizi bırakın yine daha doğrusu. Tahmin yarışmamız da olacak bu arada. Videonun ilerleyen, ilerleyen kısmında e, tahmin yarışmasına da geleceğiz. E, tahmin yarışmasından ziyade ayrıca yorumlarınızda bekliyoruz. Maçlara dair fikirlerinizi yazabilirsiniz vesaire fark etmez. E, ve dediğim gibi e, futbol konusunda bir markalaşmış artık e, kendi yani e, şöyle söyleyeyim oturduğu apartmanın satın alma düzeyine geliyor yavaş yavaş e, yavaş. <laughs> çok değerli dostum mutluydu. Adamın gol TV'de e, beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayalım. E, ikimizin de tabii profesyonel gruplarımız var. İkimiz de aşağı yukarı benzer e, isimlere sahip olmasak da benzer e, bayisler paylaştığımız farklı tabii spor branşlarından temelde gruplara sahibiz. İkimizin de yurt dışı grubumuz var. İkimizin de yurt dışı iddia gruplarımız var. Benim işte yurt dışı iddia grubumun adı e, Mamba Akademi iken de çok değerli dostum Mutlu'nun süperstar. Keza ikimizin de yurt dışı gruplarımız var. E, katılmak isterseniz de e, bilgi almak adına videonun açıklamalar kısmında da e, linkler olacak tabii ki. Hem Adamın Goalio TV hem de basketbol sanatım Telegram ve Instagram hesaplarının linkleri hem de ama en üst yoruma sabitlenmiş bir şekilde bu linkleri bulabileceksiniz. Bu linklerden bize ulaşıp sen yani Telegram'ı tercih ederiz daha yani çabuk dönmek dönmek daha şey olur size de hani uygun olur bize de uygun olur çok daha kolay haberleşiriz. Telegram'dan özellikle bize ulaşıp Merhaba ben bilgi almak istiyorum vesaire derseniz Size biz gerekli bilgilendirmeyi yaparız. Ücretli profesyonel grup bunlar. Onu da söylemiş olayım. Ee, dostum eklemek istediğim bir şey yoksa e, yayına geçelim istersen. Hatırlatmayı Başlayabilirim. yaptık. Başlayabiliriz ee, Bir de tabii şunun bir çıtırdatayım. Yeni yıl kampanyası gibi bir ortak kampanya gelecek. Ee, az kaldı onda. Haberini vermiş olayım. İlk kampanyamızdan çünkü e, iyi bir tepki, iyi bir geri dönüş aldık. iyi bir feedback aldık. Yeni yıl kampanyası gibi böyle güzel bir şey de gelecek yolda. Yeni yıl eğlencesi evet. olacak mı peki? Yani şöyle e, başarı oranlarımıza göre artık daha yani bayağı oynayabiliriz. <laughs> yeni yılda. E, hangimiz daha başarısızsa ceza yani iddiaya gidip böyle e, enteresan bir, bir sonraki kişi yeni yıldan sonraki ilk yayını oynayarak açma cezası. Şey gibi Hakikaten ama değil mi? Yayında böyle bir şey girsek mi acaba dedim merak ediyorum Her ama bir insanlar... yandan tırsıyorum. Şeyle... <laughs> Tarkan'la Mezdeke Mezdeke dans üçlüsünün böyle karşılıklı göbek atması gibi. O onu yani yapı, Yapılabilir aslında. Bu arada bilmiyorum, bilmiyorum. Bu benim ayıbım olsun mu acaba diyorum. Tarkan inanılmaz şey yapıyor. İnanılmaz oynuyor ya. O şeylerden yani Mezdeke var. Mezdeke atıyorsun değil mi? Mezdeke tabii mezdeki kültürünü biliyorum tabii ki ama o efsane videolar e, ya. O 90'lar mı 2000'ler mi? 2000'lerin başları böyle yani şeyler 2002'ler 2001'ler falan olması lazım. Yani yine Mezdeke'nin yani, tamam. tam, şey tam patladığı zaman yani. Keza Tarkan'ın da tam prime <laughs> olduğu. Tarkan'ın hani artık şey e, müzik piyasasını böyle tek elinde tuttuğu dönemler. Hakikaten. Tabii canım tabii tabii. tabii. E, her neyse yani öyle bir iddia elde Şimdi tabii çok ciddi bir iddia olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle mesela yeni yıldan önceki son Euroleague yayında hangimiz daha başarısızsak bir sonraki yuridik gurmeleri bölümünde işte o tarafa verilecek bir ceza falan tarzı i̇şte yorumlarda bekliyoruz yani çok talep olursa hani ben o ki alırım ama çok <laughs> mutlu olur mu <laughs> bilmiyorum yani benim birazdan. Evet, biraz ben zaten... daha zaten sen dünden gönüllü olduğun için <laughs> Esta estağfurullah 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 ee, yayınımıza başlayalım ee, ilk maçımız Perşembe akşamı e, akşam saat 9'da başlayacak olan Euroleague Fix ilk maçı. E, bu sezonun en sürpriz takımı olarak ifade edebileceğimiz Jagiris Kaunas. Gerçi yani Paris, hadi bunu sorayım sana. Paris mi Jagiris Kaunas mı sezonun en büyük sürprizi? Bence Paris çünkü e, Jagiris iç sahada hep iyi olarak bildiğimiz bir takımdı. ya yani tabii ki ekstraya gidiyorlar. Bunu da kabul ediyorum ama hani Euroliga'ya ilk kez katılan bir takım için Paris'in yaptıkları bence bir tık esen, daha değerli. Esen. Kesinlikle. işte basketboldan, işte spordan anlayan bir insanın vereceği cevap buydu. Estağfurullah. şimdi şöyle çok e, bunun nevi şahsına münasır bir basketbolla yapıyor Paris. Yani önlem alınamayan bir basketbolla yapıyor. Oyun gücüyle yapıyor yani. Jager'si biraz da sertlikle iç sahadaki e, özellikle savunmasıyla, savunma gücüyle yapıyor ama ya tabii onu da küçümsemiyoruz yani. Jageris'in de bu bütçesiyle ya, tabii, tabii. bu bütçesiyle yaptıkları önemli ama ben biraz daha Paris derim. Daha keyif veriyor bana. Paris maç sonu iki cevabını aldık. Tamam bir sonraki maçımıza sonra geç falan diye böyle. Ee, dostum top sende maçı yorumlamak adına. Abi çok uzatılacak maç değil zaten. Ben hemen şöyle söyleyeyim. Ee, hafta sonu bu arada liglerin oynanmadığını da söyleyelim. Milli maçlar dolayısıyla. Ne oldu? Sniper mı var? Yok, sinek geçti. De. Yani böyle bir karaltı geçti de. Nereye yarası yarası olmasın da sorun değil. Ee, dediğim gibi hafta sonu ligler oynanmadı. Takımlarda ufak bir dinlenme periyodu buldular. En son Eurolik'te maç yaptı bu takımlar. Ee, milli maçlar sebebiyle hafta sonu lig oynanmamıştı. Ya yani şöyle ki, eee Jagers'in zaten iç saha performansı çok net bir şekilde ortada. E, Baskonya ekstra kötü bir sezon geçiriyor. Yani maç sonucu bir ve Jaegersin burada handikapları buran buran bağırıyor. Yani hakikaten Jaegersin çok net kazanması gereken bir karşılaşma gibi. Tek çekincem bunun inanılmaz bağırıyor olması. Hani e, bazen böyle bir partizan maçı vardı hatırlar mısın? Bir çarşamba günüydü hatta. Çarşamba, Perşembe, Cuma fikstürünün ilk günüydü. E, Virtus'a yenilmişti iç sahada. O maçı hatırlıyorsundur. Hatırlıyorum. Yani oradaki onu da hiç beklemiyorduk tabii. Ya, o tarz e, ekstrem şeyler diyelim en kibar tabirle yaşanmaması halinde çok net bir Jagiris galibiyeti gelmeli burada. Hatta ben direkt tercihimi de söyleyeyim, izleyicilerimize aktarayım. Eksi dört buçukluk handikap desteğiyle maç sonucu bir yani. Beş fark ve üzeri e, bir farkla kazanılacağı giriş tercihimiz kazanmış oluyor. 1.41'lik orandan. Tabi her zaman söylediğimiz gibi bu handikaplarla izleyicilerimiz diledikleri gibi altı süper hamleyle oynayabilirler. Biz minimal baremden paylaşıyoruz ama onu da söyleyelim. E, dediğim gibi çok net bir galibiyet gözüküyor. Tek çekincem inanılmaz net olmasın. Herkesin aynı düşünecek olması. Dostum ağzına sağlık. Ben de şöyle bir ekleme yapayım. Sen hemen yorumlarken bir yandan ben de yanda açtım baktım. E, o iç sağ maçında Virtus Bologna'ya kaybettiği maçta Partizan son çelekte sadece 8 sayı atmış. Yani bunun da bilgisini paylaşayım. Kendi evinde son çelekle Bologna'ya 8 sayı atmak. Yani şöyle söyleyeyim. E, sen ben 3 orta basketbol oynayabilen orta seviye e, arkadaşımız. 5 kişi çıksak Partizan tribünlerinin önünde partizan forması çıksak ama ev sahibi olarak çıksak. 8 sayı atarız Virtus Bologna'yı 10 dakikada kendi sahamızda. O çok garip maçtı böyle partizan bir türlü koparamadı diye hatırlıyorum. 70 sayı falan attı. 70-69 böyle bir şey bitmişti 69, 70 aynen. İşte evet, evet. Sporuna kadar takip ettiğini gösteren bir örnek daha. Adamın Gold Your TV programı yayını domine etmeye devam ediyor arkadaşlar. Ben de yani domine edilen tarafta kaldım. O, bu da beni üzdü kırdı efendim diyelim burada şöyle Başka. Alanya Spor'un şanlı Alanya Sporumuzun logosu da görünmüşken efendim bir sonraki maçımıza geçiyoruz bir sonraki maçımız tabi e, bir teknik bir aksaklık oldu e, <laughs> sen sen bas, sen bas artık ben <laughs> tam ben basıyorum aynı anda e, ekrana vermek için e, maçın yazısına işte bastık e, şöyle İtihan çomazlı demişler partizanı andık ve geldi. Partizan kendi sahasında Olympiakos ile karşılaşıyor. Perşembe akşamı saat e, 10.30'da başlayacak olan maç. Ben 10 olarak yazmışım buraya ama 10.30 yarım saat ertelenmiş Partizan çünkü e, şöyle Belgrad e, takımı olduğu için Belgrad'da bir fırtına bekleniyormuş. O yüzden e, maçı bir yarım saat ertelemişler. Ben bunu e, saat 10 yazdığım sularda o fırtına haberi daha gelmemişti. Her neyse e, Partizan bildiğiniz gibi e, son maçında yani son maça kadar Euroleague'deki e, ligin kadro ölçeğinde en Olympiakos, kötü güden... Olympiakos mu fırtınanı da, beklenen fırtınanı da. yoksa? Aynen, aynen. <laughs> doğru. E, son maça kadar Partizan liginin kadro ölçeğinde, sahip olduğu kadro ölçeğinde belki de e, en kötü takımıydı. Son maçta ama Kızıldızlı deplasmanında büyük derbi de aralarındaki son 8 maçı kaybetmişken bir de deplasmanlı Kızıl Yıldız deplasmanına gidip çift taneli maçı kazandılar ve bir nefes aldılar. O burada işte yani topun ağzına gelmişti diyemiyorum. Çünkü yani o yaşta koçlar kolay kolay kovulmuyor. Kendileri istemedikçe niye bilmiyorum. E, Mesin'de diye bir örnek var. Öyle bir adam var. ve orada biraz rahat nefes almıştır. Yani hep söylüyorum bunu. Partizan kadrosu çok çok iyi. ben yani sezon başındaki yayında da söylemiştim bunu. Partizan ya Final Four bilemiyorum ama playoff kesin yapacak diye. Çünkü öyle bir kadro kurdular ki yani Karlik Jones'u Sterling Brown'u yani hiç yararlanamıyor. Yani NBA patent işte Dwayne Washington Jr. var mesela. Hiç süre bile vermiyor ama adam yani doğru ellerde çift tane sayı ortalaması yakalayabilecek bu oyuncu. Evet savunması vasat ama çok doğal bir skorer mesela. Onu Indiana Pacers zamanında hatırlıyorum ben. Kaan Kural gibi oldu. O da şey Sokrates o yönde devamlı ben NBA'den bildiğim için, ben Amerika'dan bildiğim için sürekli böyle her lafı öyle giriyor. Benim de ben Amerika'dan bildiğim için falan diye. E, Olympiakos ise ya çok formda. E, İtisada tabii bir asfalt faciası atlatıldı bir önceki hafta. Onun akabinde işte makabe deplasmanında galibiyete ulaştılar ve son haftada Baskonya'ya kendi sağlığını hiç fırsat bile vermeden e, maçın başından sonuna kadar domine ettiler. Zaten Baskonya çok kötü durumdaydı. Yani evet Olimpikos'un iyi olmasının da sebebi var ki Bezenkov sakat da hatta bu maçta oynamayacak. Saşa Bezenkov'un yine eksik olacağını söyledim. Önemli bir eksik, önemli bir sakat. Ama onun için önemli bir eksikleri olmayacak. Tyler Dorsey yoktu. O da dönecek. Onun da bilgisini vermiş olayım. Ben burada çok uzatmayacağım. Ben Paris'in o yani kızıldız gayet çok özel ve şey işte güneş tutulması, ay tutulması gibi bir şey olacağı, olduğu kanaatindeyim. Yani bir defa gördük evet güzeldi, enteresan da sürpriz yaşadık. Aa hani ne enteresan işte falan olduk ama hani yeterli bir defa görmemiz. Ben burada Olimpikos'un o e, kurumsal hafıza olarak ifade edebileceğim işte daha iyi bir basketbol takımı olması, genel daha iyi bir kulüp olması e, ve daha iyi oyunculara sahip olması sebebiyle burada galibiyete ulaşacağı kanat ne? Partisanın her zaman seyircisini ölmüş müdür ama e, o seyirci bile yani bu takıma şey olamıyor, gaz alamıyor. O yüzden Olympiakos'un ben galibiyetini öne çıkarmak istiyorum. E, biraz bir risk içeren bir tercih. Oranı itibariyle oran bir hayli yüksek. E, kafa kafaya çünkü takımlar. E, alternatif arayan insanlar da dostlarımız da, e, üst bayısına yönelilebilir. Üstte bence mantıklı bir seçim. Minimum baremden. Artık kaçsa oynarsınız. E, tercihim benim. Maç sonu iyi ki dediğim gibi Olimpikos e, maçı kazanır. İddia konu üzerinde 1.74'lük bir oran var. E, 1.74 1.74, 1.75 şu an gidip geliyor. Bence yani güzel bir oran. E, Olympiakos'a bu maçlarda güvenmek lazım. Bu kadar da ivmeyi gaz arkasına e, almışken Barzokas'a güveniyoruz diyelim. E, ve Paris Virtus Bologna maçıyla Perşembe saat 10.30'da oynanacak olan bu maçta bu sefer doğru fırtına yokmuş burada atanmemiş. Topu dostuma atıyorum. Adamın gol yok TV'den. Değerli dostum mutlu. Allah Paris'ten zaten yayınımızın başında bahsettik. Allah razı olsun. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Allah'ta razı olsun tabii haftalardır kazanıyoruz. Ev üst, top total üst. Son olarak ben de bir şey yaptım. Evet, Kremon üzerine çilek de koydum. Gurme Yefes bir ekledim. tercih. Valla çok rahat kazandı. E, seviyoruz Paris yani tabii ki bir noktada yanıltacak yani bir yerde kaybedecek. 7 maçlık, 7-8 maçlık bir galibiyet serisi içerisinde şu anda. E, bir yerde mutlaka kaybedecek, bir maçı mutlaka alacak ama. E, o maç bu maç mı? Ben e, çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Ha, e, benim tercihim taraf yönünde olmayacak tabii ki Paris'in iç saha avantajıyla da ağır basacağı maç ama e, burada Paris öyle bir tempoda oynuyor ki o kadar tempo yükseltiyor ki e, Bologna gibi yine biraz dış şuta dayalı, şutör oyuncularının performansına dayalı takımları da oyun içerisine geçebiliyor ve benim açıkçası e, Bologna tarafından da böyle hafif bir performans beklentim var burada. Anlattığım faktörler kaynaklı. E, tecrübeli oyuncular burada iş yapabilir. Ve şunu da söyleyeceğim. Ben Fenerbahçe maçında da hiç kötü bulmadım Bologna'yı. Yani Fenerbahçe orada çok acayip bir geri dönüş yaptı son çeyrekte. Kesinlikle. Kesinlikle. Fenerbahçe maçında da gelince maça gelince onu da mutlaka yorumlarız ama yani Bologna fena sinyaller vermedi orada ve dediğim gibi Paris'in de bu kadar tempo yukarı çekeceği bir ortamda ben yine Paris'in çok da yanıltmayan tercih olan toplam sayı üstüne gideceğim burada. Ve 166 Buçuklukta bir baran var tabi. O kadar Paris'in maçları artık üst bitiyor ki baremlerde gitgide yükseliyor. Ama bir şekilde yine aşılabilecek kanaatindeyim. Yani Bologna'da bir 80'ini falan burada görürse özellikle bence aşılabilir. 1.57'lik oranı var. Benim dediğim gibi değerlendirmem total üst olacak. Yani sezon genelinde zaten Paris şu ana kadar da öyle oldu. Sezon genelinde de bence üst bahisleriyle kazandırmaya devam edecek. Dostum, ağzına sağlık. Ee, yine güzel, şaşırtmayan her zaman belli bir hep bir yüksek standartı vardır. Güzel bir e, maç yorumu oldu. Ya şöyle, ben e, çok yani detaylı yorumlamayacağım çünkü sen güzel yorumladın zaten. E, Paris'in evet net favori olduğu bir maç, e, bir galibiyet serisi için derler ve karşılaştıkları karşılaştıkları her takımı e, kendi tempolarında oynatıp kendi oyun sistemlerini dikte edip o maça bir şekilde sirkülese edip yenmeyi başarıyorlar şu anda son görüntüleri bu şekilde. TJ Shorts önderliğinde tabii ki işte bir sürü tabii yan etmen var. İşte ne bileyim Malcolm var, işte Nader Hifi var, Jan var vesaire. Çok geniş, güzel de bir rotasyonu var. sakat olmayacak bu arada. Yani bir tane sakatı var Paris'in şu anda. O da hiç sezonda forma giymedi bir Amerikan. E, Virtus sen dediğin gibi evet yani son maçlarda biraz daha bir kıpırdanmış gözüküyor. Schengel e, Şengel'e fena oynamıyor. işte. Oyun kurucu e, adını unuttum şimdi. Matt Matt Mitchell miydi? E, şey Leyla da iki günde iki maça çıktı? O yaşında. Evet, onu onu söylemek lazım. Onu sen söyle istersen. Değil mi? E, önce Euroleague Euroleague miydi? İtalya İtalya gibi galiba, değil mi? Euroleague, tabii Euroleague maçına çıktı, doğru. Evet evet. Doğru. Fenerbahçe maçında mı? E, Fenerbahçe mi? maçına çıktı. Hı. Bir gün sonra e, Gürcistan'a uçup milli takım forması giydi. Adam yani hakikaten belli ki inanılmaz bir şey. Batı Arnavutluk yani, ülkesinde çok bağlı. Kesinlikle. Ee, tebrik etmek lazım. Yani her oyuncunun yapacağı bir şey değil. Her oyuncunun alacağı bir değil. Hele ki Şengelya e kariyerinde bu oyuncunun ihtiyacı bile yok yani. Hatta tam tersi. Fiziksel yıpranmaya da sebep olabilir Yaşı olan bir oyuncu ama Tabii ben canım, hakikaten 30 -30 etkilendim. Oyuncu ya. ben hakikaten etkilendim yani. Çok tebrik ettim. Kesinlikle kesinlikle. E, aramızda da konuştuk zaten bunu. Ya şöyle ben dediğim gibi ya Paris şu anda çok çok iyi gidiyor. Gürtüs Bologna'ya geçmiştik eee Bologna'da bir kıpırdanma var ama yani şöyle Paris deplasmanında o kıpırdanma çok işe yaramayacak bence Paris yine. e tabii çok sürpriz olmazsa ne bileyim TJ Shorts'un Çok kötü günde gelir. sabah işte sevgilisiyle işte kavga eder vesaire. Kafası bozuk olur. Ya yani çok profesyonel. Son derece profesyonel boyunca ama hani bunu tamamen şey için söylüyorum yani çok fazla parametre değişken olabiliyor. E, ama hani standart normal şartlarda maçın Paris'in galibiyetle sonuçlanması lazım ve Paris'in dikte edeceği tempo e bu maçı üstte götürecektir senin de tercihini paralel olarak ama ben burada tercihimi ev sahibi üst yana kullanmak istiyorum. Çünkü yani Virtus ben yani birkaç işte ekstra kaçan şut vesaire böyle dağılma potansiyelinde görüyorum. O yüzden e, burada Paris'in iç saha temposu, işte tribünlerin gazı, TJ olsun temposu derken e, ev sahibi 85.5 barandan üst tercihi ön plana çıkıyor benim için. İddia konu üzerinde 1.49'luk bir oran var. Ev sahibi 85.5 barandan üst hani 1'e yakın bir oran güzel bir oran bence diyelim. Ee, geçenin bir sonraki maçımıza istersen dostum aynı zamanda e, soru işareti barındıran bir maç. O soru işaretinin anlamını açıklamak adına basketbol sanatından Mert'i sahneye davet ediyoruz. Merhaba efendim. Ben basketbol sanatından Mert. E, bu maç aynı zamanda tahmin yarışmamız perşembe akşamı saat 10:45'te başlayacak olan Barcelona Real Madrid yani Ta e, namı diğer El Clasico maçı müsabakası tahmin yarışmamıza sahne oluyor. E, o ne demek? E, bu maçta efendim sizden size sor sorulmuş şudur: e, Bu maçta Barcelona madet maçında toplam kaç sayı çıkacak? E, sizden bu sorunun cevabını tek bir tahmin hakkınız var. Yorumlarda istiyoruz. Şu kazanır, bu kazanır ya da işte şu, şu kadar sayı atar şu, bilmem ne gibi değil. Maçta toplam kaç sayı çıkacak efendim? Sizden bunu istiyoruz. E, işte 150, 160, 180 gibi cevaplar bekliyoruz. Ee, tam bilen kişi ya da tam bilen olmazsa bile işte doğru cevaba en, yakla, en yaklaşan kişiyi bir hafta boyunca efendim hem adamın Gol Diyor TV'den çok değerli dostum Mutlu hem de basketbol sanatı bendeniz ben, Deniz, ben e, bir hafta boyunca ikimiz de yurt içi iddia gruplarımızda ağırlayacağız efendim misafir edeceğiz. Tek yapmanız gereken yorumlara e, bu maça dair efendim düşüncelerinizi yani tek maç e, pardon e, tek tahmin hakkınız var. Maç toplam kaç sayı çıkacağı ile ilgili tahmininizi yazmanız efendim. Diyelim. E, maçın yorumuna geçmek adına e, topu sana bırakıyorum dostum. Topu ben de sana tekrar bırakıyorum. Çünkü seni yorumlayacaksın karşılaşma. Evet ben de bunu istedim. Mostenis oynamak hep hoşuma gitmiştir. Pimpon. Halk adımda. E, şöyle. ya El Clasico. <laughs> Barcelona e, iyi bir başlangıç ve iyi bir form grafiğinin üstüne biraz silkelendi. İşte İspanya Ligi'nde biraz silkelendi ama özellikle o son ee, son iki Euro haftasında İTSA'da o işte alınan e, farklı Paris muhalebiyeti akabinde e, Bayern Münih deplasmanında Münih'te Almanya'da e, dağılmaları yani tamamen sirkülesi olmaları iki maç üst üste bu kadar dağılmaları biraz e, koç eski Baskaya'nın koçu Penaroya'nın e, böyle sorgulanmasına sebebiyet verdi bu arada yani şey dikkatimi çekiyor böyle Kelo'cular çok iyi gitmiyor hani <laughs> Guardiola, Penaroya <laughs> genel böyle bir hani gezegenlerin işte yani bu işte burç, burç tabii ben çok inanmam hiç inanmadığım şeyler ama öyle bir şey var mıdır acaba? Hani ve kel olunca yani başka şimdi bunu tabii örnek Abi artıralım. Isen, artıralım. artıralım. lazım ya. Yani. Sasa Sasa Sasha Obradovic kovuldu Monaco'dan. Doğru. Kırmaktan. doğru. Doğru. Güzel bu güzel örnek. Aa, yani. Arnes ama bak Arnes Lot şeyi bozdu. Bizim, bizi, bizi evet. şu anda. Ya yani bugün Arda Güler e, ilk yarı o free çevirse belki de Arne Slot da biraz <laughs> sorgulanmaya başlayacaktı ama. Mbappé'nin de kaçırdığı penaltı yine. Bayağı başarılıydı. Es, Salah tabii bir de. Karşılıklı. Bunun Karşılıklı acaba bayısı var, var mıdır dostum? Karşılıklı penaltı kaçar. Herhalde yok. Yani. Valla çok enteresan tercihler var iddialı olmayan yurt dışında. Doğru olabilir. Yani çok enteresan bir oyunu vardır muhtemelen. E, oynayan var. tebrik ediyoruz tabii buradan. Her neyse e, ya <laughs> biraz dediğim gibi e, sorgulanmaya başladı son iki maç itibariyle. O yüzden Barcelona burada hani hem iyi denk gel diyebiliriz ya, ya da kötü denk geldi de diyebiliriz. Bunu tabii farklı açılardan, perspektiflerden yaklaşabiliriz. E, çok çıkış maçı da olabilir kendileri adına. El Clasico'nun denk gelmesi. Madde Madrid cephesinden bakacak olursak biraz daha e, vetim yükseltmiş bir Madrid var. Tabii ki o vetimin arasında bir Efes mağlubiyeti var. işte tarihin en düşük skorlarından birini e, yaşatan işte madde <laughs> e, Efes'in savunması diyemeyeceğim Tamam ama Madrid'in tamamen kendi hücum belimsizliği vesaire faktörler için e, ama maddenin biraz daha rotayı e, böyle şeye kırdı. Geminin işte burnunu rotaya iyice kırdığı bir e, döneme denk geldik. Ya Önemli maç. E, ben burada Barcelona'nın kendi e, oyun sisteminin direnççiye kanantindeyim. Dikdedecek kanantindeyim. Real Madrid evet şu an biraz daha e, daha kötü taraf olarak gözüküyor veya daha formsuz taraf olarak gözüküyor Barcelona'ya nazaran. Ama burada e, Madrid de kendi basketbolunu oynayacaktır. İki takım da bence bu maçı e, yani iyi basketbol oynayıp üste çekeceklerdir. Zaten şunu söylemekte fayda var. E, El Clasico maçları genelde yani yüksek skor tandanslı e, maçlar olan, ya, oluyor. E, o yüzden ben burada üst olacağı kanaatindeyim maçın. E, hemen tahminimi paylaşayım. E, şöyle toplam 163.5 sayı bareminden üst iddia konu üzerinde 1.56 oranı var. Bence yine güzel bir oran. Gelmesi gereken bir oran diyelim ve e, eklemek istediğim herhalde başka bir şey yok düşünüyorum. E, bu kadar yani bu, bu bahisin Böyle güvenliğin bahis olduğunu söyleyeyim ve topu çok değerli olsun. Mutlu'ya yavaş yavaş atayım. Tahmin yarışmamızı bu arada unutmayın. Ha, Bu arada e, Fenerbahçe maçı da gelmişken hemen senin duyurumla başlayalım istersen. Şöyle e, Barcelona maçı için de şunu söylemeyi klasik o Bence iki hocadan da olmaz. Feneroya'dan Barcelona'da bir şey olmaz. Artık şu da aydan sürenin bence sonuna geldik. pas Pascuali buradan Barcelona camiası olarak göreve davet ediyoruz. Pascual Hoca'yı. Çok boşta kaldı ya. Ya şeyde çalışıyor. Yıllardır Rusya'da kaldı yani enteresan. Rusya, Rusya'da, Rusya'da da biliyorsun şey yok. Avrupa kupaları yok. Zenit dedi galiba değil mi? Zenit de devam ediyor. Hatta sene başı e, hem Efes'te adı geçti. Hem Barcelona'da geçti. Çok önemli geçti. şey kaldı. Işte, boşta kaldı dediğin yani. Sözde çok uzaktı. bir yıl Gözden uzak kaldı. Çok böyle Adam demek, demek ki uzak Rusya'da geçiyor. memnun yani. Rusya'da memnun demek ki hayatından. Bu maaşı da yok bir maaşı. Yani belki de bekardır. Evet benim de ilk aklıma o geldi ama. Ha, ya bir bu arada var adam. Tabii tabii. Enteresan böyle bir halleri falan mı adam ya? Evet doğrudur. Ee, bu arada cuma maçımıza geçtik. Cuma'dan da iki maç değerlendireceğiz. İkisi de temsilcilerimizin maçı. Cuma'ya gelmişken bir kez daha bir hatırlatma yapalım burada dilersen. Demiştim işte. Duyurun yap istersen evet. diye top atarken. Bir daha hatırlatmamızı yapalım. Ee, eğer ki e, buraya kadar izleyip beğeni bırakmamış olan izleyicilerimiz, dostlarımız varsa bir beğeni bırakmalarını rica edelim. Yayınlarımız hoşunuza gidiyorsa. iki e, kanalı lütfen abone olmayı unutmayın. Skor sorumuzda zaten az önce sorduk ama e, onu bilmiyorum. Şeyde e, timeline'a koyar mısın? Skor tahmin yarışması diye. Sen genelde koyuyorsun. Koyacağım. Koyuyor şeyden de timeline'dan da bulabilirler diyelim. Ve ee, dilersen maçımıza geçelim yavaş yavaş. Fenerbahçe temsilcimiz Olimpia Milano'yu ağırlıyor. E, seni de SF'le kınıyorum. Bu banner'a yazdığın şeyden dolayı Messina istifaya davet etmenden dolayı biz 3-4 haftadır ev üst, dep üst, ev üst, dep üst kazanıyoruz Messina hocamdan. senin de dediğim gibi çok büyük bir esefle burada kınıyorum. Tam ritmini Şimdi... yükseltmiş adam. Tam kendine burada... gelmiş haklısın. Sonuna kadar haklısın dostum ama burada ufak bir şöyle atımım olacak. Zirvedeyken bırak Messi'ni. Zirvedeyken bırak. Sana dip yeri geldi dipteydin. Bırak dedik bırakmadın. İnsansan edebin adabın varsa ailen sana terbiye verdiyse zirvedeyken bırak. Bak birkaç galibiyet aldın. Takım ben bir yine bir bok olmayacak ama birkaç galibiyet aldın. Buradayken bırak. Bu maçı bak Fenerbahçe muhtemelen yenecek. Sen de bırak. Maç sonu bırak git şeyde e, tatar satar şeyde et döneri niye güzel bir porsiyon bir buçuk porsiyon afiyet olsun hatta ben ısmarlayayım oradan ama evine git Komo, koma gölünde mi yaşarsın Böyle yazlık evin, evin bırak ya benim tamam atımım sona erdi top sende olsun abi çok değişik bir takım yani Milano hakikaten yani yıldız oyuncusu Savon Shields'ın yokluğunda galibiyetler arka arkaya geldiği gibi e, Lötüş var canım. Temposu... <laughs> Kim var? Milotic var ya. Tamam da Seven Shields. Yani biraz daha takımı şeyi. Mienk taşı yıllardır. Yani o biraz daha hücumlar setler onun üzerinden dönüyor sonuçta. Adam bir sakatlandı. Hı, Takım kendine tam geldi. Tam. Takımın temposu yükseldi hücumda. Çok enteresan. Tam tersini beklersiniz normalde. Aynen. Yani şöyle e, tabii ki Fenerbahçe gibi takımların iç sahadaki etkinliğini her zaman konuşuyoruz. Bu Panathinaikos o Aka için de geçerli. işte Bayern bu sene yeni salonda çok iyi basketbol oynuyor keza. Ee, Milan Milan'ın tabii ki burada işi çok zor ama yani Fenerbahçe'de o Bologna maçında evet o maçta kazanıldı. Çok önemli bir geri dönüştür. Güzel bir comeback'tir. Onu da kabul ediyorum ama gerçekten iyi sinyaller de vermedi orada. Özellikle işin savunma önünde. Hele o yenen sayı gördü mü bilmiyorum. Yani foul atışından sonra sert basket olan onu gördün mü? Gördüm. Gördüm. Maç izledim ben. O akşam yani, tek o... basketbol maçı oydu. Yani o saatte inanılmaz Altyapıda o hatayı yapanı yani döverler yani. Takım olarak hakikaten palakaya falan yatırırlar yani. Bir şey ceza yersin yani. Bir, bir saat böyle git gel şeye kaç line'a değerek koşma cezası falan yersin hakikaten. İstasyon. Korkuştu. Korkuştu. Fenerbahçe orada gerek tecrübesi gerek kalitesiyle işi çözdü. Ama ben dediğim gibi Fenerbahçe performansını sıkıntılı buldum ve haftalarda zaten şunu konuşuyoruz. Fenerbahçe çok aslında İyi de basketbol oynamadan kazanıyor diye yine çok da iyi oynamadan e, Bologna'ya karşı sıkıntı yaşayarak kazandı. Yani Bir yerde tabii ki bu son bulacak ama o maç bu maç mı? Yani çok da bu maç diyemiyorum. Milano çünkü e, nereye kadar böyle gidecek o da ayrı bir tartışma konusu. Ama bu maç özelinde yakaladığım şöyle bir şey var. Şimdi Fenerbahçe'nin Bologna maçında ciddi savunma zafiyetleri ortaya çıkmış durumda. E, Milano'nun da tam ritmini temposunu yukarıya çektiği, yükselttiği bir dönem. Ha, bu dediğim gibi Ataşehir'de Fenerbahçe taraftarının ne kadar yeterli olur? Ee, tabii ki ya yani belli bir noktaya kadar olur ama maçın e, üst baremleri bana çok düşük geldi. Yani 156.5'luk bir barem var. Ee, hani bu tabii iki takımın arasında oynanan maçlara vesaire göre de açılıyor. İşte Fenerbahçe'nin iç sahada iyi savunma yapan bir takım olduğundan dolayı açılıyor. Ama bir fırsat boyası gibi de geldi bana açıkçası. Yani burada biraz olan da ben skor katkısı beklediğimden toplam sayı gittim. Dediğim gibi burada barem açıkçası beni cezbetti. 156 buçukluk bir barem var. Ee, 1.50 kilo bence olmayacak bir şey değil. Yani Milano'da bir 75-76 atarsa sanki e, bana aşılır gibi geliyor. Diyelim ve ya, bu, kadar mı? Tamam. Bu kadar mı? ben daha devam edeceksin sandım da tamam. Okay. Ha, bir de şeyi söyleyeyim tabii. E, bu maçı Mert yorumlamıyor. Çünkü artık e, gelen tepkiler üzerine ben olaya el koydum. <gülüyor> Her... <gülüyor> Her Fenerbahçe maçı maçını yorumlayıp e, bizi ters köşe yapıyorsun diye çok fazla kişi Mert'i e de kırma Bakanı'nda kırma bana özelden ulaştı. Ben de dedim tamam. Ben mi ulaştım? Kişiler mi ulaştı? Anlamadım orayı. Nasıl? Bana özelden ulaş dedin ya. Ben mi yazdım yoksa o yok, gelen mi ulaştı? Şimdi seni kırmamak adına seni sevdiklerinden ha. bana özelden ulaştılar. Ha. Abi ne olur şu Fener maçlarını Mert'ten al diye. Adam kaç haftadır bizi ters köşe yapıyor diye çünkü mi? Senin Fenerbahçe tercihlerin meşhur. Ne zaman karşını alsan Fenerbahçe kazanıyor ki bu da son 7-8 haftaya falan tekrar tek ediyor zaten. <laughs> Ona bakıyordum. Ona bakıyordum. Şu an 5 hafta. Beş <laughs> İnanılmaz gerçekten. Ama, ama şey. şöyle 5 yani beş hafta ama 5 hafta öncesinde kazandım. Yani son 4 haftaları kaybettiriyorum. Evet, Kızıl Yıldız, Kızı Yıldız'da bir şeyim var. Bir, yo, yo Sıkıştım. Ben Asfel diyordum. Şey, e, Kızıl Yıldız o Yok son senin, hafta dahil değil. Senin ama o tahmin şey çok iyiydi. O herkesin ki ben de dahil buna. Fenerbahçe tarafına gittiğim maçlarda sen e, Kızıldız tarafındaydın. O şeyin falan, Boldu'nun falan 3 sayı mı? 4 sayı attığı maç? Ve Kızıldız 20 sayı falan fark atmıştı o maçta. atlamasınlar. Yani. O işin tabii şeyi. İşin tabii şakası, şakası. bu yani. Mak makarasını yapıyoruz. E, ben, ben yorumladım. Böyle bir kurgu yaptık sadece. Yoksa Mert'e tabii ki pekala yorumlayabilir diyelim. Geçelim son maçımız olan bir diğer temsilcimizin mücadelesini. Sen almışken devam et dostum. Rüzgarı aldın zaten. Beni de gömdün. Eyvallah. Tamamdır. Ee, ya şöyle. Efes'te değil mi? Yani yani Milano birse herhalde Efes'te bu e, unpredictable'lık konusunda yani kestirilememezlik konusunda e, kafa kafaya giderler yani. Hakikaten Tabii. Efes'te gidiyor. İspanya'da. İspanya turnesinde üst üste iki deplasman maçında önce Baskonya yeniyor sonra Real Madrid yeniyor. Ondan sonra bir bakıyorsun iç sahada Paris'ten 90 küsur sayı yemiş gelmiş. Yani hakikaten e, ya, çok okunması zor bir takım yani bahis anlamında da çok Günün sıkıntı gün değişiyor her şey yani. Çok ters köşe yapan bir takım. O yüzden ben zaten bir süredir Efes maçı yorumlamıyordum ama şöyle Efes'in evet. ben ya bu şeyin de kaybettiğini görüyorum. O için ilk geldiği dönemdeki momentumunu falan. Ya oyuncular belli ki hocayı, koçu seviyorlar ama ya, koçun kendisi Head koçluk için yani birinci adamlık için ne kadar yeterli? Ee, bence çok değil. Özellikle Efes seviyesi için bence biraz yetersiz kalıyor ki ben ya her ya geç bu ayrılığın açık konuşmak gerekiyor yaşanacağını düşünüyorum. Bu sezon içi olabilir, sezon sonu olabilir. Ya da koç tekrar kalmaz bence ya. Ya da koç işte. tekrar şeye geçer. E, asistanlığa geçer. Daha yani head geçirse geçsin de geçsin artık yani, yani <laughs> bir yere bir adam, geçsin. Gerçekten şey bir adam. Sempatik bir adam, hoş bir adam, çok çalışkan ama dediğim gibi olmuyor yani. Olmuyor ki bence kadrosal zafiyetleri de var Efes'in yani hani o özellikle Ergin Hoca dönemindeki kadrodan da çok fazla eser yok yani bu takımın maksimum bu sene play-in falan olur. Hani ya da çok çok zorlama play-off olur ama çok ben ötesini göremiyorum. Ee, Asfeld'e enteresan işler yapan bir takım. Senin de çok iyi bildiğin ee, yani rakip kim olursa olsun muhakkak çok kötü bir günde değilse sıkıntı çıkarıyor. Ee, ve son dönemde ritmini de yükseltti. Hücumdaki temposunu da yukarı çekti. Ya, beni biraz zorlayan bir maç oldu. Şöyle aslında ben Asfel'in bu maçı kazanabileceğini de düşünüyorum. ya yani i̇ç saha avantajı da kaynaklı. Efes'i yenebileceğini de düşünüyorum ama Efes de öyle bir takım ki abi şimdi ben burada e, maç sonu bir önersem e, gidip kazan, kazanmayacağının bir garantisi yok. Hakikaten e, enteresan bir takım. O yüzden iki tercih asla çok gidip geldim. Asfel'in mesela ev sahibi sayı üstü. Burada fena durmuyor. E, Efes'in de savunma zafiyetlerini düşündüğümüzde iç sağda Asfel bence tek başına kendi sayı baremini aşabilir ee, ki ben şeyi de söyleyeyim hemen ee, yanılmıyorsam 79 buçuk ya da 78 buçuk üst gibi bir şey olması lazımdı ee, hemen bir tekrar kontrol edeyim 79 buçuk üst <laughs> ev sahibi ee, 150 lirlik oranı var bu değerlendirilebilir ee, ben Asfyer'in <laughs> handikapta da kalabileceğini de düşünüyorum yani e, kaybedebilir belki ama altı buçukluk mesela bir handikap var yani artı altı buçuk handicap bu ne demek eğer ki 7 sayı ve üzeri bir fark yemezse e, Asfer ya da direkt maçı kazanırsa bu tercihte kazanmış olur geçen hafta da biliyorsun bir sürpriz denemem vardı son olarak onu da söyleyeyim Asfer bayağı iyi girmişti Monaco maçına ama devamını getiremedi yani Asfal'in sürprizlerini denemekte ara ara fayda var. Efes'te bu kadar salvantıdayken 2-18'den yani maç sonucu bir de bir e, yüksek oran kuponunda olur yani tekten bir deneme babında olur bence değerlendirilebilir Dostum ağzına sağlık. Yine güzel bir maç yorumu. Ee, şöyle yani Efes'in tam aslında <laughs> Efesliğini sergileyip bu maçı böyle çift haleyle falan kazanabileceğim maç olarak ben sözlerime gireyim bu şekilde. Hakikaten bu şekilde düşünüyorum ben. Ee, i̇şte Fenerbahçe derbisi kaybedilmiş. İç işte sahada Paris'e maçın başından sonuna kadar domine edilmiş. Ee, gidip ama burada yani Efes de kötü gidiyor bu arada. işte Asfer'de bir hani toparladı. Ve ee, böyle Asfer'e yakınlaşayım. Yani bu maçın gerçekten e, en mantıklı bayısı senin az önce paylaştığın bayısı. Handikaplı Asfel veya e, Asfel'in ev sahibi üst bayısı. Ya işte ortaya üst ben de ortaya üst paylaşacağım ama e, öyle bir tehlike var dediğim gibi. Yani Efes'in, Efes'lik yapıp burada ortalığı dağıtıp işte Asfel'e böyle 10-15 sayı falan fark denebileceği maç olabilir. E, Efes çünkü öyle bir takım. O yüzden taraf bayısı ve Efes çok e, böyle birleştirmemesi gereken şeyler. Efes maçlarında taraf bayısından mümkün mertebe kaçmak lazım. Ki biz genelde kaçıyoruz zaten ama atıyorum o Real Madrid Madrid'e basmanda işte üst paylaşmıştık ki yani çok özgüvenli bir şekilde ben de öyle paylaşmıştım. Sen de öyle. E, yani kimsenin bekleyeceği bir şey değil Real Madrid'in sahasında zaten hayatında kulüp tarihinde kaç defa var. Yani 70 sayının altında kalmıştı tabii son modern basketbol döneminde diyorum. E ben burada yani Asfell, e, tempo yükseltti. Son tabi son haftada işte Monaco deplasmanında bir NBA temposu oynanan maçta kaybettiler ama işte Tio Maradon, gibi güzel bir ekleme yaptılar NBA'den. Fransız zaten yani. İşte Geoffrey Loverne gibi bir de var. E, Neil Sacco var. E, fena isimler yok yani. işte eski uzun süre takımda beraber olan işte Cahodiler e, vesaire. Ben burada Asfel'den skorlu katkısının geleceği kanaatindeyim ama Efes'in e, bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum bir yandan. Efes e, yüksek skorları çıkacaktır bence bu deplasmanda. E, iki tarafta bence sayı, sayı, anlamında sıkıntı yaşatmaz. Bu maç bence üste gider. Ortaya bir üst tercihi alacağım. E, burada benim tercihim 162.5 baremden üst olacak. iddia konumu üzerinde 1.54'lük bir oran var. E, minimum 160 sayı çıkmalı. Dediğim gibi plase tercih verecek olsam da ben burada Efes handikaplarını alırdım. Burada çok değerli olsun mutlu da kafa kafaya geldik küfürleşmeye varabilecek bir şu anda durum yaşandı. Aramızda o gerginlik şu anda hissediliyor efendim yayında. E Tercihim bu şekilde. E, maçlarımızı tamamlamış olduk. E, güzel bir yayın oldu. Güzel bir oynadık bence. Umarım tabii şansımız da yaver gider. E, bu bölümde e, çok değerli dostum Adamın Golyo TV'den Mutlu beraber sizlere Euroleague kurmeleri serisinin gerektirdiği şekilde yürelik maçlarını çok güzel ve profesyonel bir şekilde yorumladık. Ee, bu tabii ki şunu da söyleyeyim. Bu vakte kadar da e, izleyip beğeni atmayan, beğeni butonuna basmayan dostlarımız, izleyicilerimiz varsa lütfen beğeni butonuna basalım. Hem Basketbol Sanatı'na hem de Adamın Gol diyor TV'ye abone olmayı unutmayın efendim. Ee, çok güzel işler dönüyor Adamın Gol diyor TV'de tekrardan söyleyeyim. Ee, abone olmayı unutmayın özel, şey işte, profesyonel gruplarımız var. Ee, onlar için de bilgi almak isterseniz videonun ilk kısmından bilgi alabilirsiniz. Ya da en üst yorumdan işte bize yazıp bilgi alabilirsiniz diyelim. Ee, dostum programı kapatmak adına ben ben tamam. <laughs> programı kapatmak adına topu sana atıyorum. Abi ağzına sağlık. Güzel bir yayın oldu. Ee, her zamanki gibi keyif aldım kendi adıma. Ee, İzleyicilerimize teşekkürler. Beğeni bırakarak, destek olan, yorum yazarak yani tahmin, yarışması, Sağ olsun. tahmin yarışması için olur. Ee, fark etmez. Kendi görüşlerini yazmak için olur. Destek yorum olabilir. Teşekkür ederim yorum yazanlara da. Ee, ve bir sonraki haftanın da çift maç haftası olduğunu hatırlatalım. Ee, futbolda da Avrupa Bülteni olmayacak önümüzdeki hafta. O yüzden e, önümüzdeki hafta içinde mutlaka yayınlarımızı kaçırmamak adına... Öyle ya da böyle bizi izleyeceksiniz diyorsun ya. Yayınlarımızı kaçırmak adına iki kanalda e, mutlaka takibi alsınlar. Mutlaka abone olmayanlar varsa hem basketbol sanatına <laughs> hem de Adamın Gol TV'ye abone olsunlar diyelim. E, bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Herkese tersinde olacağız ilk yayında. İlk yayında bir benim kanalda olacağız. Çift maç haftasının ikinci yayında tekrardan burada olacağız. Basketbol sanatında olacağız. Herkese tersinde bol şans dileyelim. Biz de kazanmalarına vesile olabilirsek İnşallah. diyelim. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle herkese bol şanslar, hoşça diyelim. Hoşça kalın.